Herkese merhabalar arkadaşlar. Dün söz verdiğimiz gibi bugün Chovy vs Faker'ın maçının analizini yapacağım. Biliyorsunuz ki bundan hani aynı videoda olacak bir maçta Faker vs Showmaker olacak. Efsane bir e, aslında seri analizi diyebiliriz buna. Bu arada Faker'ın kazancını biz biliyorsunuz YouTube çekmiştik. O videoya da sağdan soldan bir yerden ulaşabilirsiniz. 7.1 milyon dolara bir yıllık anlaştı arkadaşlar. T1 ile tekrardan Özgürcüm videoyu da sağa sola koyabilir misin? Müşterilerle ilgilenelim lütfen. Evet Vex vs ee, aslında Yone. Şimdi Vex yeni Lisandra gibi düşünebilirsiniz Vex arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum. Lisandra neye karşı güçlüyse Vex de ona karşı güçlü. Sadece bence Vex'in hasar konusunda daha bir üstünlüğü var ve Vex hani Vex yeni Lisandra olduğu için şey gibi düşünün. Sona var, Seraphim var. Bence artık Vex varken kimse gidip Lissandra oynamayacak gibi geliyor. Eğer ki Lissandra'da bir değişiklik olmazsa. Bu arada gördüğünüz gibi Yone'ye mesela erken oyunda bayağı bir darlıyor. Hani hemen bunu her zaman bakın. Profesyonel oyuncular hiç kaçırmıyor. Sürekli oraya totemlerini atıyorlar arkadaşlar. Hiç afları yok. Bu arada Vex, ee, Yone gibi Yasuo gibi... Bu tarz karakterlerle eğer Lisandro oynuyorsan işte Vex oynuyorsan gerçekten karşı seçimini oynuyorsan o karakterin gerçekten iyi darlamanız gerekiyor o karakteri arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada ben Vex çıktığından beri hiç oynamadım. Bunu gayet net bir şekilde söyleyebilirim. Yani genelde ben garip bir şekilde böyle eski şampiyonlara daha çok hani seven bir insanım ama bunu oynamamam biraz benim hatam aslında. Oynamak gerekiyor. Çünkü yeni şampiyonlar genelde güçlü oluyor arkadaşlar. Özellikle de bazı durumlarda. Bu arada bakın burada direkt olarak 3 tane mage Minion'u direkt olarak bırakıp gidiyor. Faker'ın işi falan mı çıktı? Geriye dönüp teleport attı. Elise e, orada gank planke direkt Elise atlıyor. Bakın Elise yapacak bir şey bulamayınca direkt olarak gank planke sıçrayla daldı. Faker'da kurtarmak için sıçra atıp takım arkadaşını kurtardı. Faker'dan inanılmaz bir oyun. Hani tak, rakip oyuncunun orta koridoru çok itiremeyeceğini bildiği için Işınlan'la inanılmaz iyi bir oyun yaptı. Bu arada ben çok fazla Vex görmüştüm. Predator'la oynuyorlardı. Ama burada elektrik verle oynamayı tercih etmiş Faker. Koridor aşaması daha güçlü olmuş oluyor aslında. Oo, bir de Yone'nin üstte dönüşünü de bozdu. Artık Yone'nin Vex'in yaptığı harekete hiçbir hani böyle artı hamlesi kalmadı. Tek olayı Işınlan ve Faker şu an Işınlan'ını alacak. Bak Rakibin üstünü, üstü dönüşünü bozdu. Bakın minyon dalgası bak. Burada hemen bunları da kesiyor bıraktı. Şimdi üstü dönüşünü iptal etti. Şimdi buraya artık yetenek atmak yok. Bunun sebebi ne? Ben her videoda söylüyorum. Dur dur söyle lan. Bunun sebebi hemen ben size söyleyeyim. Arkadaşlar bunun sebebi şu. Rakibinizin ışınlanı var. Sen bu minyonlara son vuruş yaparsan bak bir kaçtı. Senin minyonun öldü. Bir kaçtı. Bekliyorsun. Vurmuyorsun. Son vuruş yapacaksın. Yaptın. İki kaçtı. Üç kaçtı. Buraya ışından atmazsa tüm minyon dalgasının neredeyse kaybeder. 3 Üç kaçtı. Dört kaçıyor. Dört kaçtı. Bunları da kaçıracak büyük ihtimal. Yani bu dediğim gibi e, hadi beş tane minyon kaçırmış olsun diyelim. Yalnız var ya şu meyciler kanona vursa kanonu da kaçıracaktı ve kanonu da kaçırdı. Yani bir minyon dalgası kaybetti adam. Görüyor musunuz? Sadece son vuruş yaptığı için koridoru ittirse, arabalı minyon dalgası olduğu için bak bu arada bu. Arabalı minyon dalgasını biliyorsunuz ki kule çok hızlı öldüremiyor. O yüzden de arkadaşlar sadece en fazla arabalı minyonu kaybeder Yone. Bu arada Yone direkt olarak Vex'in üstüne atladı. Vex'ten inanılmaz fazla hasar çıktı derken Yone de bayağı hasar çıktı. Resmen Yone ben hasar yesem de sana vuracağım mantığıyla hani ben mesela orada ulan 1 2 hasar yesem acaba ölür müyüm diye Geri kaçma ihtimalim de vardı. O Vex'in sıçrası yok. Elisten bir baskın geldi. Direkt olarak Faker orada düşüyor. Bu arada Elise orman oynanıyor mu ya hala? Evet, şimdi buradaki mantık şu. Yone'nin ışınlanı hala duruyor ve bu koridoru ittirdiği için Vex'i öldürdüler. Bu koridoru ittirdiği için arkadaşlar üsse dönmek istiyor ya. Üsse dönmek istediği için ittirdi. Şimdi Yone ışınlan atmadan da belki koridora dönebilir diyeceğim. Bak, bu arada işte bak. Benim hep söylediğim şey. Ben yılıyorum ya Faker'a. Yemin ediyorum yılıyorum ya. Bak bu çok fazla olan bir şey. Çok fazla olan bir şey. Yönesiniz, Hayal edin yönesiniz. Koridoru böyle ittirdiniz. Nerede üste dönersin? %90 oyuncu Türkiye plat'a kadar burada üste döner. Plat sonrası burada üste döner. Ya da burada döner. Challenger'lar burada dönüyor. Burada olduğunu da belli etmiyor. Faker ne yapıyor bak. Bu minyon dalgasını öldürdü. Adam kanon minyonu taktı peşine. Niye? Rakibin üsse dönüşünü bozacak çünkü. Bak taktı peşine. Bak taktı peşine bakıyor. Hop adam buldu. E ne oldu? Yone üsse dönemedi. Şimdi üste dönerse ne olacak? Şimdi üste dönerse Yone ne olacak? Işınlığını kaybedecek. Üste dönmezse ne olacak? Adamın 760 altını var. Harcayamadan devam etmiş olacak. Normalde bot bitmişti adam. Yani bunlar çok önemli şeyler. Çok önemli şeyler. Öyle böyle değilim de. Ve burada bakın. Gördünüz mü? Üste dönmediği için adam koridora geldi vurmak için. Ne oldu? Sıçrası gitti. Ya bayılıyorum abi. Bu seviyedeki oyuna ben bayılıyorum. Bakın yine az önceki gibi rakibin üste dönüşünü rakibi üste döndürdü. Son vuruş yapıyor. İttirmiyor. Gerek yok. Rakibe minyon kaybettirebildiği kadar kaybettiriyor. Ve şu an tecrübe puanı konusunda önde olması gerekiyor. Derken bu minyonların hepsi ölünce öne geçecek bayağı. Bakın burada mesela yöne bu minyonların hepsini kaçıracak ya. Faker'ı da öldürecek. Bu sefer ne olacak? Hani biraz da olsa fark olacak zaten var o. Yarım yarım seviye fark var şu an yani. Baktığınız zaman yarım seviye bu adamlar için, bu adamlar arasındaki olay için çok fazla. Emin olabilirsiniz. Hatta yarım seviyeden biraz daha fazla %70'lik, 65'lik bir fark var. Emin olun çok fazla. Bu 15'te minyon farkı var ve Yone alt koridora ışınlığını kullanmış durumda. Hemen Faker koridoru ittiriyor. Şu an bak Baker'ın yapabileceği bir şey yok artık. Işınlan attı adam alt koridora. Benim yapabileceğim bir şey yok kardeşlerim dedi. Minyonlara vurmaya devam ediyor. Türkiye sunucusunda şu an Faker'ın üstüne 724 ping atıyorlardı. Ama bu herhangi bir şekilde sizin yapabileceğiniz bir şey değil. Siz rakibe olabildiğince minyon kaybettirip olabildiğince plak almaya çalışacaksınız bu durumlarda. Yani elinizden gelen bu çünkü. Ve burada bir tane plakayı alıyor. Manası da bitiyor. Hemen üst koridor tarafına gidiyor. Bakayım bir tane totem mi atacak? Ooo üst koridora dive geliyor. Üst koridora dive geliyor. Güzel. Çok güzel bir dive geldi. Şimdi bu da tamamen aslında her videomda neredeyse söylediğim bir şey. Bunları artık ne olur yapın. Bak yapsanız vallahi lig atlarsınız. Yemin ediyorum ya. Bak adam alt koridora ışığından attı. Orta koridoru ittirdi. Adam plakasını aldı. Bir baktı Jason Canaz. Bak Full Chance Ace. Sizin adam kötü durumdaysa atmayın zaten, gitmeyin. O anlık bir şey. Şimdi şey gibi düşünmeyin. Aa her defasında gideceğim. Yani her defasında git. Ama yarıya kadar git. Rakip oyuncu korksun. Rakip oyuncu senin skoridoruna baskı kuruyorsa onu kuramazsın. gibi gibi olaylar. Yani burada inanılmaz bir fark açılmış durumda. Faker resmen Chovy'e Çovi'ye oyun öğretti yani. Harbiden yani oyun öğretmedi tabii o biraz absürt oldu. Adam Çovi hani bana kalırsa Çovi şu an anlık olarak daha iyi oyuncu gibi duruyor da şu an hiç öyle durmuyor yani. Faker bu sene sinirlenmiş. Bu arada bir şey diyeyim mi? SKT finale kalsaydı dünya şampiyonasında bence şampiyon olma ihtimalleri baya yüksekti. Faker finallerin adamı ya. Bu arada seviye farkı ne kadar olmuş bakalım. Tam bir seviye falan fark var diyebiliriz. Bu arada Faker'dan alt koridora bir baskın, ulti tutmadı. Hayatına devam edecek. 2 dakika bekleme süresi. Bekleme süresi de gayet iyiymiş yani. Bakın, bu arada Chovy de az önce Faker'ın yaptığının aynısını yapıyor. Faker alt koridora gitti, hemen Chovy's koridora gidiyor. Şimdi hemen Faker diğer koridoru ittirecek. It 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 bakalım buradan sonra ne yapacaklar. Hemen Pike geliyor orta koridora. Burada mesela bunları bu steklerin orta koridordan alması kötü bir şey değil. Yani mükemmel değil. Almasa daha iyi ama o sırada orta koridordan geçiyorsa o adam onları alacak. Yalnız Vex'ten inanılmaz bir hasar geldi orada. Oha. Çok fazla vurdu. Yarı can direkt. 9 seviyeye 8. seviye gerçekten şu an orta koridorda Vex'in hakimiyeti söz konusu. Ama Vex'i de beğendim. Ben bundan sonra bir Vex öğreneceğim. Vex oynayacağım. Harbiden yani durumsal konularda Vex baya güzel. Bak koridoru da çok güzel ettiriyor. Orada alamette bir savaş çıkacak derken Gragas direkt olarak Elise daldı. Elis bir canlı E yeteneğini kullandı ama Gragas'ın kronometresi var. Orada yalnız Jace'i de yakalayacaklar. Orada Fear geldi. Hop bir Q patlatır mı? Orada Gragas o skoru almış oluyor ve burada burayı çok net bir şekilde kazandılar. Gragas'ın en büyük güçlerinden bir tanesi arkadaşlar. Birden rakibi hani mesela atıyorum bir, bir oyuncuyu direkt kötü pozisyonda yakaladınız ya. Direkt olarak sıçra e sıçrayı atıyorsunuz. Ve o kötü pozisyonda kalan oyuncuyu öldürme fırsatınız olmuş oluyor arkadaşlar. Evet hep buz bitti. Şu an var ya hani bu oyuncunun yani Vex'in yakaladığı oyuncu kitle kontrolden çıkma ihtimali yok. Hep buzun. Gerçekten bazı karakterlerde inanılmaz bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani zaten kendi kitle kontrolleri varken bir de üstüne hep buz girince araya gerçekten hani 5-6 saniye kitle kontrolden çıkamıyorsunuz. İğrenç bir şey oluyor. Mesela Lisandra bunların bir tane örneği. Mesela Lisandra'ya atıyorum alıyorsun hep buzu. İnanılmaz bir kitle kontrol uygulamış oluyorsun. Yalnız orada Vex'ten bir ulti daha ulti tutmadı maalesef. Şu an bu arada izlediğimiz şey tamamen koridor aşaması. Yani aslında Faker'dan harbiden koridor dersi izliyoruz. Çünkü koridoru gerçekten rakibin üstü dönüşleri olsun, minyonlara son vuruş attığı yerler olsun, rakibi minyon kaybettirdiği yerler olsun inanılmaz ee, böyle ufak noktalar güzel oldu. Burada ilk orta koridor ilk kuleyi de orta koridordan almış oluyorlar. Alt koridorda bir şeyler var. Bu arada alameti ikinci kuleye de vurduracaklar. Bu arada şu an Yone Chovy bayağı geride duruyor. Çünkü Gragas herhangi bir şekilde yakaladığı an Vex'le beraber direkt tekleyebilirler. Orada Elis bir şeyler yapıyor ama ultisi yok Vex'in. Burayı ne kadar isteyecekler? Bir fikrim yok açıkçası. Derken direkt olarak sıçrattı. İşte kitre kontrolün efekti arkadaşlar. Sıçra, fear, üstüne hep buz, üstüne Gragas Elis'i, üstüne Pike, Gangplank ultisi falan derken o Yone içeriye giriyor oraya. Yalnız Vex'in W'su hala duruyor. Orada kitle kontrolü uyguluyor. Hemen oradan çıkacak mı? Sıçrası yok yalnız. Orada düşen isim oluyor. Yalnız Yone ne biçim vuruyor oğlum? Benim Yone bu kadar vurmuyor ya. Gangplank yalnız ışından atmış oraya. Ay Yone kötü pozisyonda kaldı. Yasuo'dan da e, ulti geliyor. Orada Yone'yi düşürmüş oluyorlar. Bu arada bir şey diyeyim mi? Gerçekten Yone çok vurmuyor mu sizce de? Hani lethal temponun burada aslında biraz farkı var. Ölümcül temponun. Niye diye soracak olursanız... Yonen'in en büyük mantıklarından bir tanesi şu. E'yi bas, rakibe vurabildiğin kadar vur. Doğru mu? Lethal tempo, ölümcül tempo sana aslında bu konuda biraz güç katıyor. Özellikle e, Yone gibi bir şampiyona. Bu arada arkaya ışından geliyor. Burada Jace'i tekrar öldürecekler derken Yone'den ışından geliyor. Evet orada Jayce'in Q yeteneğini W süre çok iyi bir şekilde bozuyor arkadaşlar. Hop orada ultiyi de kullanıyor. Direkt olarak düşmüş oluyor. Elisi de yakaladı yalnız. Elis havada E yeteneğini kullanır vekse diye Faker geç ulti atıyordu ve olanda oldu. Faker gitti ve orada düşmüş oluyor arkadaşlar. İnanılmaz takım savaşları görüyoruz yalnız harbiden. Hop Gangplank orada skoru almış oluyor. Gangplank. Oo bir dakika. Karma ne yapıyor burada? Ezreal içeri atladı. Oo orada Gangplank büyük ihtimal düşecek derken Ezreal varili patlattı. O sıçra geldi. Orada skor oluyor. Yalnız maç fena. Ölümcül tempoyu söyleyecektim size. Mesela burada zaten saldırı hızı bayağı bir kazanıyorsunuz. Üstüne yakıncılara 50 menzil veriyor. Ya yani bu mesela şu an olan 50 menzil ya ne olacak diyor olabilirsiniz. Ama gerçekten çok fark ettiren bir şey. O yüzden de gerçekten buna dikkat edin. Yani ölümcül temponun burada aslında biraz farkı var yani. Harbiden bunu da es geçmeyelim. Bu arada şu an 3-3-7 oldu Faker. Hani sonlarda böyle birkaç ya yanlış hamle demeyeyim de hani o Elis'in e, e yeteneğini beklettiği biraz belliydi ama o ölmem diye düşündü falan filan. Ama şu an eşya konusunda Vex gayet iyi durumda. Burada ben Zonya almasını beklerdim ama Zonya almamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi büyük bir ihtimalle şey arkadaşlar Elis var ya Elis karşıda. Bir Ormancı yetenek gücü olduğu zaman orta koridorda Kronometre veya Zonya'ya gitmeniz ya Kronometre alırsın da Zonya'ya gitmek çok da mantıklı olmayabiliyor. Düşünün ki eko orman, orta koridorda Yasuo var. Sen gittin Zonya aldın. Eko gelip sana tek atıyor. Yani o yüzden defansif eşya almak yerine biraz agresif eşya alıp onlarla savaşmak daha mantıklı gelebiliyor. Haberiniz olsun. Yani illa orta koridor şampiyonunuz, karşınızdaki şampiyon atıyorum yetenek gücü diye beyinşi alırsın. Tek yetenek gücü rakibinizdir. Sıkıntı yaşarsınız. O yüzden ona göre eşya dizilimlerine gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Ha bu arada bu Faker Zonya almayacak mı? Alacak. Çünkü Jayce fiziksel hasar. Yone fiziksel hasar. Ezreal fiziksel hasar. Alacak ama koridor aşamasında almadığı gibi düşünebilirsiniz. Oo yalnız orada Jayce atlıyor. Orada hep buzu da bastı ama Jayce'e maalesef hasarı yetmedi öldürmek için. Ama tabii ki bu da bir kazanç. Nasıl bir kazanç? Rakibin canını azaltıyor. Rakibi buradan kovuyor. Atıyorum buradan isterse devam edebilir. Ama burada alamete gitmek istiyor. Şimdi burada alamete gitmek istemesi ben kendi adıma söylüyorum. Ben olsam burayı tekrar ittiriyordum. Umurumda değildi alamet. Çünkü alameti şu an salmaları gerekiyor. Ben yani zaten mesela alameti rakip takım Faker gidene kadar zaten aldı. Üstüne üstlük Faker'ın zaten ultisi yok derken orada Ezreal kötü pozisyonda yakalanmış. Orada direkt olarak düşüyor. Şu an alt koridordan gitse benim zannımca daha iyi olacağını düşünüyorum. Açık ve net. Burada yalnız Elis içeriye giriyor. Direkt tek yedi. Bu arada Vex'e karşı öyle içeriye girmek yani intara eş değer arkadaşlar gerçekten söylüyorum. Vex bu konuda harbiden çok kanser bir şampiyon. Açık ve net bir şekilde bunu size söyleyebilirim. Orta koridor ikinci kulesini direkt olarak alıyorlar. İki, orta koridoru inibitör kulesine de alacaklar. İnibitörü alacaklar mı? Onu merak ediyorum açıkçası. Çünkü o yalnız alt koridoru hemen tutuyor Faker. O bak bu güzel hamle. Bu güzel hamle. Burada direkt alt koridoru tutuyor ki alt koridora minyonlar geç gitsin. Buradaki minyonlar kuleye yem olsun diye. Bakın mesela buradaki minyonları tuttu. Yalnız orada Vex Faker düşüyor bakın. Gördüğünüz gibi burada düşmüş oluyor arkadaşlar. Minyonlar kuleye. Oradaki sırf minyonları tuttu diye. Faker bu işi biliyor abi. Orada şu Ezreal'ın bu eşya diziliminin analizini de yapacağım. Haberiniz olsun. Ama yarın için dediğim gibi destek analizi Sözü verdim sizlere destek analizi yapmaya çalışacağım arkadaşlar yarın için. Şimdi burada dediğim gibi bu Ezreal'ın analizinde yani bu eşya diziliminin analizinde Yapacağız. Haberiniz olsun. Bu arada gölge alevi almış. Bu arada çok fazla görüyorum artık bu gölge alevi. Çünkü nasıl diyeyim? Her şampiyonu neredeyse bir şekilde alınıyor. Bir şekilde çantasında görüyorum. Ee, gerçekten iyi bir eşya. Yeni çıktı zaten. Yeni çıkan çoğu şey League of Legends'da genelde e, gereğinden fazla güçlü oluyor. Bu arada kronometreye hala gitmiyor. Dediğim gibi geç alacak. Ama zaten Zonya herhangi bir büyücünün her zaman istediği bir eşya arkadaşlar her büyücüye bir, yer, bir şekilde alıyorsunuz. Yalnız orada Ezreal'a inanılmaz bir hasar vurdu. Faker direkt tek yedi yani. Orada Alice de düşüyor. Yalnız buradan Baron'a giderler mi diye düşünüyorum. 20 saniye var Baron'a. Şu N'ye de basalım. Şu an Faker'ın oyuna çok fazla etkisi varken mesela aslında Chovy'nin çok fazla olamıyor. Bu da aslında karakterle biraz alakalı. Açık ve net bunu söyleyebilirim. Çünkü çok fazla takım savaşı oluyor. Evet Yone güçlense bu takım savaşlarında gerçekten çok güçlü oluyor. Ama Yone güçlenemedi. Faker açık ve net söyleyeyim buna izin vermedi koridor aşamasında. Otomatik olarak Vex inanılmaz bir güç kazanmış oluyor. Burada Yone'yi direkt olarak yakalıyorlar. İnanılmaz bir kitle kontrol. Yone burada Chovy tekrar düşmüş oluyor. Yone'nin Yone'nin diyorum Vex'in takım savaşlarındaki etkisinden zaten bahsetmemize gerek bile yok. Ben bu karakteri oynarım. Yani bu karakter gerçekten hiç fena bir karakter değil. Belli oluyor yani her şeyinden. Yalnız orada bir savaş çıkmış. O orayı kaybederler oradan çıkmaları lazım. Gangplank yok çünkü. O orada Vex'i tuttular yalnız Vex. O güzel bir dodge geldi. Jayce nasıl atlıyorsun abicim Vex'e öyle? Vex'e o şekilde atlanır mı ya? Abi Jayce çaka mısın ya? Vallahi ben sinir oldum buradan ya. 10 yalnız 10 karamür yükü oldu. Onu mage'e çevirdi. Işınlan'ı kullanacak mı bakalım. Işınlan da geliyor alt koridora. Alt koridor ikinci kulesini almak isteyecek burada. İkinci kuleler biliyorsunuz bayağı bir fazla. Altın veriyor. Abi koridoru da çok iyi ittiriyor ya. Vallahi koridoru da çok iyi ittiriyor. Ama biraz galiba yeteneklerinin bekleme süresi biraz fazla diye düşünüyorum. Yalnız orada Yone direkt olarak atlıyor. Vex'in üstüne Vex tek attı. Chovy'e direkt olarak sildi oyundan Chovy'i. Ve burada rakip takım FF veriyor arkadaşlar. Burada Faker'dan Chovy'e bir tokat gibi bir cevap. Kore ligi başlamadan önce korku saldı. Bakalım bir sonraki maçımız Showmaker maçı. Onda neler olacak? İyi seyirler. Geçelim diğer maça. Art. Evet arkadaşlar merhabalar. Karşımızda Faker vs Showmaker var. Ve bu sefer aslına bakarsanız harbiden Vex'in gücünü de çok büyük test ettiğimiz bir hani analiz serisi oldu. Faker yine Vex oynuyor ve karşısında bu sefer de Yone değil onun kardeşi mi kardeşi mi abisi mi bilmiyorum Yasuo var. Ve Şöyle düşündün ya. Hani bunu şey olarak düşün arkadaşlar. Ben size şunun garantisi vereyim. Bu eşleşmelerin tersi yani mesela az önceki eşleşmenin tersini oynasın. Chovy Faker'ı ittirir. Yani bu seviyedeki oyuncular eşleşmeler çok belirgen, belirgin. Yani atıyorum ya sonun bu eşleşmede yapması gereken bir şey var. Atıyorum olabildiğince hayatta kalabilmek, işte atıyorum Gragas'ı ile beraber oynayabilmek. Gragas'ı ile beraber oynarlarsa Vex'e sıkıntı çıkartabilirler. Gibi gibi şeyleri. İşte farmı yüksek olursa takım savaşlarında yine iş yapabilir gibi gibi. Vex'in de yapması gereken koridoru ittirip koridoru ittirdikten sonra sağa sola gidip sağ solda o ormanda vesairede iş yapabilmek, karşı jungle'a girebilmek, ejderleri erken alabilmek gibi gibi olaylar. Bakın Yone maçıyla tamamen aynı. Bak hiçbir şey farklı değil. Yemin ediyorum sana bak. Adam ezber yapmış. Bak Az öncekinde şuraya totem attı şimdi buraya atıyor anladınız mı bakın çok bariz aynı şeyler oluyor ya bu adamların kafasında hep aynı şeyler var siz zaten ben analiz yaparken size şeyi demiyorum gidin bu adamlar gibi oynayın zaten oynayamayız ben de oynayamam hiç hani bizden çıkmaz o ama biz bu adamlara yakın oynayalım ya yakın ya kore challenger değil kore plat olalım biz Anladınız mı? Derdimiz o. Kardeşlerim ya oyunun %80'i gold'da yani silver gold'da ya. Hani sizi oradan kurtaracağım kardeşlerim ya. Sizi oradan kurtaracağım. Bu arada buraya attığını biliyor. Bak işte Gragas'ın da iyi oyunu bak. Bu seviye farkı işte. Gragas buraya totem atıldığını biliyor. O yüzden bakın kuşlarını almadı. Nereden dolaşıp geldi kırmızısına gitti direkt. Oradan dolaşıp üst koridora mesela şu an hareketleniyor. Burada orta koridora da baskın yapabilir gibi düşünün. Yani bunlar önemli olaylar. Bence orta koridora gelmesi daha iyi olurdu onun için. Yani bu aslında kuşlara atılan totem düşük seviyede çok iyi. Ama asıl totem yapabiliyorsanız ne kadar derin atıyorsanız atabilir. Şuraya atarsanız mükemmel mükemmel yani. Çünkü adam... Mesela buraya atarsın totem. Adam ne yapıyor biliyor musun buraya attığın zaman? Buradan böyle gidiyor hop red'e giriyor buradan baskın yapıyor. Yani anladınız mı? Ne kadar derine gidebilirsen o an, o kadar iyi senin için. Ama kuşlara atılan totem de tabii ki her zaman iyidir. Şimdi Gragas'ın yerini mavi takım gördü. Vex orta koridorda darlamaya devam ediyor. Yasuo Doran kalkanı başlamış. Koridorda acı çekeceğini biliyor çünkü. Bu arada bu tarz eşleşmelerde Yasuo'ya Yone'ye sakın Doran kılıcı başlamayın. Yok işte ben iyi oynuyorum, ben adamı yenerim falan filan sakın. Sakın. Orta koridora bir baskın ee, hiçbir şekilde onun ya Q'sunu yemiyor. Zaten üst koridorda olduğunu bildiği için Gragas'ın çok kolay bir şekilde oradan kaçmayı başarıyor Faker. Şimdi buradaki bu koridoru ittirdi ama Yasuo mesela şu an base atmıyor. Niye? Niye base atmıyor? Bak önce Faker'ı ittirdi sonra base atmaya gidiyor. Ama Faker yer mi? Bak hemen sağa kırdı direksiyonu az önceki yerde base atıyor. Yine base attırmadı bak. Aynı lan aynı lan. Aynı oğlum. Oyuncular farklı. Bir tanesi bir tane oyuncu aynı da. Diğerleri farklı. Aynı şeyler yaşanıyor oğlum. Görüyor musunuz? Yine bak koridoru aldı kendi arkasına. Az önceki maçta kanon minyonu büyük minyonu aldı ya arkasına. Şimdi de bu minyonu aldı arkasına. Otomatikmen ne yapıyor? Hop gidi, gitti yine üstünü bozdu. Efsane. Ulan fena yararlı bir analiz oluyor ya. Şu an acayip hoşuma gitti. Beynileri gömün lan beyni, Beyni gömün. Bu arada 5. seviyeye düşüp. Ya ben şeyi merak ediyorum. Yani mesela şu an tutuşturu yok ya Yasuo'nun. Tutuşturu. Ay ışınlanı yok ya. O çok sıkıntı değil mi ya? Hani çünkü bir kere Ooo yalnız duvar güzel geldi. Ama Showmaker ne yapıyorsun abiciğim? Oy bayağı bir hasar yedi Showmaker orada. Ama bak şunu hesaplayın Vex'e karşı oynarken. Vex'in bir hasarı var. O hasardan daha fazlası Vex'ten çıkmıyor. Haberiniz olsun yani. Ee, Vex'e karşı oynarken o hasar hesaplamalarını da ona göre kendiniz yaparsınız. Yasuo'ya karşı oynarken o pasifini alırken, almak için önceden bir tane otomatik saldırı yapmanız sizin için her zaman iyidir. Çok Çünkü yoksa bir tane yeteneğiniz boşa gitmiş olur. Bu arada Lee'sin orta koridoru ittirmek için yardıma geliyor. Hemen orayı ittiriyorlar. Direkt olarak üste dönüyor. Bakın Faker de burada üste dönüyor. Yasuo şu an üste dönüşünü bozabilir. Ama hiç aleni istemiyor aslında yani. istese bozar. Az önce Faker'ın yaptığını yapar. Belki Doğan aklına gelmedi. Bu adamlar da hata yapıyor sonuçta. Dediğim gibi burada arabalı minyon dalgasında Faker üste dönmüş oluyor. Ve en 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 önemli şeylerden bir tanesi de profesyonel arenada çok fazla yani profesyonel oyuncular daha doğrusu çok fazla ilk eşya bot alıyor. Ve Faker burada botunu çizmesini tamamlamış durumda. Bakalım şimdi Showmaker'ın üste dönüşünü bozacak mı? <laughs> yine aynı şey. Yine bozuyor. Yani... Showmaker kardeşim yani hiç mi öğrenmedin? Gel analizlerimi izle bir şeyler öğren ya. Gel öğreteyim sana kardeşim. Ama Faker ben size mi? Böyle bir tecrübe yok. Bir oyuncu düşünün aynı şeyleri yapıyor. Bak bak üste dönüşünü biliyor. Bak bak bak. Arabalı minyon dalgası olmadığı için şu an üste dönmesi Faker için okey. Anladınız mı? Bak o da zaten üste dönüşünü bozdu. Ya bak. Efsanesin lan sen. Yemin ediyorum efsanesin ya. Arabalı minyon dalgası olsa gidecek bulacak o adamı. Ama arabalı minyon dalgası olmadığı için bulmaya gitmedi. Yalnız orada bir savaş çıkmış. ya Yasuo buraya geliyor. O Faker efsanesin der demezdi de ölmezsin be. O ejderhe niye gidiyorsun be kardeşim ya? Adama efsane dediğim var öldü lan. Bu hiç yakışmadı. Bu arada ışınlanı var. Şu an buraya ışınlan kullanmıyor. Bakalım koridora. Koridor bakın görüyorsunuz. Kırmızı minyonlar çok fazla. O yüzden Burada ne denir ona? ışınlan kullanmasına gerek yok. Çünkü mavi takımın minyonları daha çok ölüyor. Kırmızı takımın minyonları daha az ölüyor. O yüzden de Faker buraya ışınlanını kullanmamış oldu. Orada Yasuo bir şeyler yapıyor. Bu arada bu duvar bayağı bir gerçekten Vex'in hasarını bayağı bir kısmını dojluyor yani bozuyor. Onu da söyleyelim. Şimdi burada yani Lee'sin orta koridora gelse Yasuo'yu öldürebilirlermiş gibi geliyor bana. Yasuo çok agresif oynuyor zaten şu, şu ara ama burada Yasuo direkt olarak koridoru ittirip geri döndü. Şimdi bak Yasuo'nun aldığı şu 450'lik eşya aslında çok güzel. Şimdi niye diye soracak olursanız bu eşya mesela Azir'e karşı çok da iyi bir şey değil. Tamam mı? Niye? Azir sürekli sana mızrak sokuyor. Şimdi Vex'in hasarı şu abi. Az önce ne dedim size? Mesela Vex belli bir hasarı vuruyor, yeteneklerini kullanıyor. Ondan sonrası biraz sıkıntıya giriyor o yüzden de adam diyor ki lan diyor ben diyor bir tane 450 golda gideyim 25 büyü direncini alayım zaten diyor veksin hasarı zaten kısıtlı ben onu diyor iyice kısıtlayayım o yüzden de o burst yani tek yiyişten baya bir kurtulmuş oluyorsunuz bu bu arada Syndra'da bile şimdi diyeceksiniz ki abi Sindraya karşı niye almıyorlar arkadaşlar Sindraya karşı da alınabilir ama Syndra'nın o Q'ları hep geliyor. Sindra'nın Q'sunun bekleme süresi gerçekten az yani. Yalnız üst koridora bu ışından geliyor. Orada Faker ee, Graves'in öldüğünü düşündüğü için onu bırakıyor. Burada üst koridorda Gragas'a gidiyor. Gragas'a bir ulti gelecek mi? Ay ultisini kullanmadan orada Gragas skorunu alıyor. Bu arada ilk maçta da olduğu gibi ışınlanıyla takım arkadaşlarına baya bir yardımcı olmuş oldu. Şu an bu arada Lee'sin orta koridora gelse hiç fena olmaz derken Lulu ile Lucian da geliyor zaten. Showmaker burada kötü pozisyonda kalacak arkadaşlar. Çünkü alt koridordan da gelenler var. Bu arada e, sanırım bu Lucian'da az önceki maçta Yasuo oynayan ve Showmaker burada düşmüş oluyor. Şimdi Showmaker burada şu plakaya vurmaması lazım. Bunun en büyük sebebi alt koridor mis ve Faker çoktan üst koridora rotasyonunu yapmış ve bitirmiş orta koridora gelecek o şey diyor düşünüyordu büyük ihtimal. Ulan zaten üst koridordan gelseler ben alt koridor tarafına kaçarım. Alt koridordan gelseler üst koridora kaçarım mantığıyla düşünüyordu. Ama iki taraftan da geldikleri için kuleye vururken orada Showmaker düşmüş oluyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi orada bu plakaya vurmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu arada 1300'lük kayıp cilti de aldık. Karamür botunu da bitmiş. Botunu zaten bitmişti. Şu an Faker gayet iyi durumda ama Yasuo da hiç fena durumda değil. Hani az önceki Yone'den daha iyi durumda Showmaker açık ve net konuşmak gerekirse. Tabi burada o ejderdeki olay biraz aslında fark yarattı. Ve bence Yasuo Yone'den daha kolaymış oynaması. Çünkü Yone'nin Tek olayı rakibinin üstüne atlamak. Evet Yasuo da öyle. Ama Yasuo rakibinin üstüne atlamadan farm falan böyle daha kolay kesebiliyor. Minyonların içinde oynuyor duvarı var falan. O yüzden ee, dediğim gibi bence Yasuo biraz daha kolaymış oynaması Vex'e karşı. Oy güzel bir Q geldi orada Showmaker'dan. Bak orada bir minyonu bile kaçırtmaya çalışıyor adam görüyor musun? Bak bir tane büyücü minyonu 15-16 altın lan o. Adam onu kaçırtıyor görüyor musun? Ya bu işte bu seviyeye biz gelemeyeceğiz zaten ne işte hani öyle izliyoruz. <laughs> Alt koridora bir ışından geldi yalnız Yone'den Yone'den güzel bir ulti orada Gragas'ı yakalamış. Gragas'ı düşürüyor. Orada Zix'e devam edecekler mi? Zix'ten güzel bir dodge geldi ama Yone'yi durdurmaya maalesef ki yetmiyor. Yalnız burada orta koridorda bayağı bir hasar vermiş Faker. Oo, oo. Ultisi var ama ultisini atmıyor çünkü duvarı kullanacak ultisini atarsa. Burada mesela ultinizi kullanmamanız her türlü sizin için daha iyi. Ya şöyle diyeyim arkadaşlar ben size mantığı açıklayayım. Büyücü şampiyonlarla dövüşü şampiyonlara karşı dövüşürken sakın ama sakın full canken kafa kafaya dövüşmeyin. Önce bir adama güçlü olan tarafınız ne? Uzakçı olmanız. Yeteneklerinizi sürekli kullanabiliyor olmanız. Bunları kullanın. Rakibinizin canını kıvama getirme diyorum ben ona. Kıvama getirin. Kıvama getirdikten sonra oynarsınız, ultinizi de atarsınız, sıçınız da tutuşturunuz da. Ama genelde bir büyücü oynuyorken full can bir dövüşçü yani bu tarz Yasuo, Yone, Irelia bu şampiyonlarla o şekilde savaşmayın. Suikastçilere karşı da diyelim ki Zed, diyelim ki Yone, diyelim ki Talon bu şampiyonlara karşı da sakın ama sakın ne oynadığınız önemli değil. Yarı canın altında hatta %70'in altında koridorda özellikle de tutuştur varsa durmayın. Çünkü adam zaten Z düşünün. Zaten adam ulti atıp tutuştur basıyor. E basıyor bir tane. Bir tane otomatik vuruyor. Ölüyorsun. Yani o yüzden full can durmak önemli o konuda. Oo, Faker'dan ışınan geliyor. Kule yok çünkü. Orada W'yu da kullanıyor. Yalnız Faker bayağı bir kitle kontrolü sağladı oraya ama oradan bir şey çıkmıyor. İyi denedi. Bence fena değildi. Ama orada Gragas iyi bir ulti kullandı. Ultisinin belki olduğunu bile bilmiyordu Faker. Ultisinin olduğunu bilse belki öyle bir şey yapmazdı. Şimdi burada mavi güçlendirmeyi verecek. Yalnız oyun o kadar güzel ki bakın. Alt koridor Afrika'nın belki akademi takımı. Belki işte bu Betin'in iki sanki tanıdık geliyor da. Atıyorum profesyonel oyuncu fark etmez. Bunlar zaten aynı şekilde. E karşıda kim var? Showmaker var zaten. Ya zaten bu maçı Showmaker'ın kazanma ihtimali çok düşük. Niye diye soracak olursanız sol tarafta 5 tane profesyonel oyuncu var. Akademi veya değil fark etmez. Kore'deki akademi ilgindeki oyuncular da çok iyi oynuyor emin olun. Sağ takımda Vardır belki ismini bilmediğimiz profesyonel oyuncu şu an nickler farklı ya. Ama sonuç olarak 3 tane bile olsa 2 tane fazla olmuş oluyor. Yani o yüzden aslında Showmaker'ın bu maçı kazanması biraz zor arkadaşlar. Yalnız Showmaker şu an Faker'ın yaptığını ona yapmaya çalışıyor. Bakın minyonları bayağı bir şey yaptı. Faker olabildiğince geç base attırmak istiyor. Niye? Çünkü ne kadar geç base atarsa o kadar Showmaker için zaman olmuş oluyor. Bu arada Showmaker çok erken seviyede ölümsüz kalkan yayını bittiği için artık aslında Vex'e karşı o kadar da güçsüz değil. Onu da söylemeden geçmeyelim. Zaten Vex'e karşı bir tane büyü savar pelerinde var. Şu an gayet iyi. Şimdi Vex'in şey olması lazım. Bu arada Lulu koridoru tutuyor Faker minyon kaybetmesin diye. Şimdi burada şunu kesinlikle söyleyeyim. Şu an Faker'ın amacı bu dakikadan sonra hiçbir şekilde Yasuo'yu öldürmek değil. Hiçbir şekilde. Çünkü zaten öldüremez. Öldüremez. O yüzden de arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle Vex'in tek mantığı koridoru ben ittireyim. Takım savaşlarında ne yapabiliyorum? Ben ona bakayım. Tek mantık bu. Tek mantık bu. Onu da net bir şekilde söyleyelim. Bu arada şu anda Gragas Ormancı yetenek gücü olduğu için Ozonya'nın alt parçacığını şu an almadı ama ilerleyen dakikalarda tabii ki Yine alınabilir bir eşya haberiniz olsun. Ama koridor aşamasında alınan eşleşmeler oluyor bazen. Onların çoğu ormancının da fiziksel hasar olması gerekiyor arkadaşlar. Atölye isinyası odur. Çekersin. O eşya güzeldir. Hatta o zaman ninja tabi bile alabilirsin. Ama genelde böyle bir şey göremezsin. Orta koridor fiziksel hasarsa ormancı genelde yetenek gücü oluyor. Yalnız üst koridorda bir mevzu var. Gragas orada Lucian'ı öldürmeyi başarıyor. Gragas'tan yine güzel bir disengage ama orada vex ultisi vex ultisi bu arada gerçekten biraz abartı bir ulti yani biliyorsunuz resetleniyor bu sürede tekrar kullanabiliyorsunuz falan gerçekten ben çok güçlü olduğunu düşünüyorum ve zaten vex rakibin içine girdiği zaman biliyorsunuz ki çok çok daha fazla güçlü olmuş oluyor yalnız showmaker üste dönmüş o büyü direnci bot geldi yasuo gibi bir şampiyon büyü direnci bot geldi Yanına da zırh aldı. Şu an Yasuo gerçekten defansif eşya konusunda harbiden çığır açtı. Tabii ki orada hani defansif eşya değil oradan büyük ihtimal detten dance ama dediğim gibi ee, defansif eşya gibi oluyor aslında ebedi kılıçsız bir Yasuo. Yalnız orada Yasuo yakaladılar. O güzel bir hep buz geldi. Çok iyi bir hep buz bu arada. Faker orada showmaker'ı düşürmeye Hani yardımcı olmuş oluyor. Zaten amacı yardımcı olmak. Tekrar söylüyorum. Amaç yardımcı olmak. Bu şampiyonların mantığı budur. Evet takımınızın iyi gelmesi gerekir şu dakikada. Ama nasıl diyeyim size. Takımınız zaten Vex oynaması daha kolay olduğu için. Takımınız da aslında iyi oynama ihtimali daha da artıyor. Çünkü o erken oyunda çok rahat bir jungle'ınız oluyor. Orta koridoru sürekli ittiriyorsunuz. İşte e, nehirde savaş olsa kitle kontrolünüz gayet 3. 4. seviyelerde bile gayet iyi seviyede var. O yüzden de ormancılar çok daha rahat oynuyor. Onu da söyleyelim ve burada gördüğünüz gibi işte bak az önceki maçta bak direkt açıklayayım eşya dizilimlerini. Şimdi Zonya'ya gidiyor. Bu Zonya'ya gitmesinin en büyük sebebi bak Zix var burada, Gragas var. Ona rağmen Zonya gidiyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesini biliyor musunuz? Şu. Bu benim düşüncem bu arada. %100 bir şey söyleyemem. Kendi düşüncemi söylüyorum. Takımı taşıyor ya şu an Faker'ı. Faker diyor ki bizim takım şu an iyi oynuyor abi. Az önceki gibi değil. Ben en iyisi gideyim tank kasayım. Yani tank kasayım derken rakibi oyalamak odaklı itemler alayım. Zaten bizim çocuklar hasar vuruyor. Ben onlara yardım edeyim zaman kazanayım. O yüzden de Zonya alıyor ki zaten Zonya Vex gibi bir şampiyona. Lisandra gibi bir şampiyona. 10 numara olan bir eşya bu arada orada Yone bayağı bir iyi oynadı. Orada Gragas'ı da düşürmüş oluyorlar. Mantık bu. Bu benim kendi düşüncem dediğim gibi. Siz de katılırsınız katılmazsınız ama bence mantık cuk diye oturuyor. Çünkü az önceki maçta Zonya almayan insan bu maçta da almazdı. Çünkü üstüne üstlük bu maçta Ziggs de var. Yani fiziksel hasar burada iki tane var. Az önceki maçta sadece yetenek gücü ormancıları vardı gibi düşünebilirsiniz. Burada da rakip takım FF atıyor arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bence koridorlar açısından özellikle orta koridor açısından çok güzel eşleşmeler olduğu için güzel şeyler öğrendiğimizi düşünüyorum. Umarım siz de öğrenebilmişsinizdir. Keyif almışsınızdır. Dediğim gibi videoyu kapatmadan önce beğenirseniz arkadaşlar sevinirim. Yani benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere seviliyorsunuz. Bay bay.